Sahte bir Sırbistan pasaportuyla kayıt yaptırmış. Ender Hoca'nın vurulduğu günde çıkış yapmış. Şahıs odayı boşalttıktan sonra bir gece başka bir müşterimiz de burada konaklamış efendim. Sen mi temizledin bu odayı? Evet efendim. Bu kadın sorumlusu benim. Dikkatini çeken bir şey oldu mu? Burada kaç gün kaldıysa hiç yüzünü görmedim. Hiçbir gecede yatak bozulmamıştı. Uyumuyordu galiba. Başka? Bir de çöpte hep şey olurdu. Böyle küçük rulo yapılmış kartvizitler. Geceleri niye uyumadı anlaşıldı. Sen ne hatırlıyorsun adamla ilgili? Az konuşan kibar bir adamdı. Sanatçı tipli biri. Onu nereden çıkardın? Yanında sürekli bir keman kutusu vardı. Keman kutusu. Yolda gördüğümüz adamca ait. Hangi adam abi? Şurada karşıda keman çalıyordu. Gitmiş. Abi fazla zaman geçmedi. Yürüyerek gidiyorsa buluruz. Dur Cahit. Şu çocuk onunla konuşuyor. Al gel onu. Gel bakalım buraya. Yürü. Benim bir suçum yok abi. Şimdi sakin sakin sorularıma cevap ver. Tamam abi. Biraz önce konuştuğun keman çalan adam kimdi? Bilmiyorum abi. Ne konuşuyordunuz? Bana para verdi. Burada yarım saat beklememi söyledi abi. O kadar. Yalan söyleme. Sen ona bir şey gösteriyordun. Seni gördüm. Çıkar lan cebindekileri. Cahit orada. Malı sokakta keman çalan adama teslim edeceksin. Mesajı gönderen Dağlı diye kayıtlı. Öyle birini duymadım abi hiç. Yeni peydahlanmıştır. Abi son konuştuklarından birini tanıyorum. Bulurum ben onu. Hadi. Buldunuz mu? Evet, bulduk, konuştuk, anlaştık. Bu kadar kolay olmamıştır. Olmadı. Daha ayrıntılı anlatayım. Zor bulduk, uzun uzun konuştuk, kötü bir finalde anlaştık. Şimdi ikna oldum. Ben sana fazla uzatmadan anlatacağım.
Polat Alemdar kemancının infaz için kullandığı oteli buldu. Enteresan değil. Kemancı da orada onu bekliyordu. Teğet geçtiler. Ariel, çok fazla hareket var. Sonunda enteresan bir şey olmalı. Hastanın durumu şimdilik iyi. Merak ettim. Tamam. Tekrar kontrole geleceğim. Siz çıkın, ben de geliyorum. Tamam. Nasıl Anadolu Hanım'ın durumu? Ziyadesiyle iyi maşallah. Bir şey mi konuşacaksın Hüsnü? Siz bir şey konuşmak isterseniz diye belki durdum Erhan Bey. Ne konuşacağız? Havadan, sudan, yoğurttan. La havle ve la. Hüsnü Bey. Mahalledeki kumarhane işi ne oldu? Bir haber çıktı mı oradan? Konu tamamen kontrolüm altında. Hüsnü'nün kontrolünden hepimizi koru Allah'ım. Türk-Rus dostluğuna. Ben ilişkilerim dolayısıyla tarafsız sayılırım. Keşke Kenan Bey de aramızda olsaydı. Kenan... Büyük ortak. Raskol'un yeni hedefi onun ilgi alanına girmeyecektir. Sen içmiyor musun? Raskol'un akşam için hazırlanıyor. Senin için vodkasız bir hazırlık nasıl mümkün olabilir? Vodka kutlamalar için bekleyecek. O zaman seni bekleyeceğim. Kutlamaya değer haberi verene kadar ben de içmeyeceğim. Herkesin dilini çok iyi biliyorsun. Sen tam bir dünya insanısın Mete Aymar. Bunu da ancak bu dünyadan olmayan anlar. Abicim %200 orijinal bunlar. Bak buyur. İsviçre'den getirtiyorum. Abim var orada. Çalışıyor. Bırak kardeşim yakamı. İstemiyorum. Abi tamam. Bak bunu yengeye verelim. Bayılır vallahi yenge bu saatlere. He? Yok kardeşim yenge falan. Sen bu kadar pinti olursan olmaz tabii yenge falan. Bismillahirrahmanirrahim. Cahit abi. Ne dolap çeviriyorsun yine? Abi kardeşin de dolap işleri bitti. Namusumuzla para kazanıyoruz. Saat lazım mı? Başlatma lan saatinden. Lan Dağlıdere'nin namussuzla çalışmadan duramıyorsun ama. Abi benim ne işim olur onlarla? Hem onlar psikopat kafalar. İyi ya, tam benim adamım işte. Nerede bulurum ben onu? Nerede bulurum? Buldun mu Cahit? Evet abi. Mekanı Beykoz'daymış. Gidelim. Gelsene Kenan. Yok abi gelmeyeyim. Babam ikimizle konuşmak istedi. Odasında bekliyor bizi. Tamam. Sen çık ben geliyorum. Sen gece uyumadın mı? Yorgun görünüyorsun. Buradaydım. Çalıştım biraz.
Abim de şimdi geliyor baba. Ama biraz yorgun görünüyor. Sanırım geceyi uykusuz geçirmiş. Ama sen çok iyi görünüyorsun. E ben babamın oğluyum. Eskiden beri Kenan Bey hep sabahları zinde olurdu. Gündüzleri çok iyidir. Yusuf Bey de geceleri. Anlaşılan hala öyle. Gel bakalım gecelerin adamı. Gel. O eskiden de. Gece hayatı mı kaldı şimdi? Dün gece neredeydin o zaman? Sana bahsettiğim o görüşme geç bitti. Çocuklar, sizlere son yönetim kurulu toplantısında açıkladığım gibi holdingin yönetim kurulu başkanlığını bırakıyorum. Bundan sonra işleri iki kardeş birlikte yöneteceksiniz. Sizin Türkiye'de örnek gösterilecek, herkesin imrenerek bakacağı iki kardeş olarak iş dünyasında çığır açacağınıza eminim. Birlikteliğiniz holdingimizi de dünya ölçeğinde bir yere taşıyacak. Bundan hiç şüphem yok. Kenan. Oğlum senin bu yolda abine her türlü desteği vereceğinden hiç kuşkum yok. Yusuf. Holdingimizin yeni yönetim kurulu başkanı sen olacaksın. Görevin hayırlı olsun. Sağ ol baba. Bu Vahap dedenin sana bugün için yazdığı mektup. Dağılın. Ne ver lan? Polat Alemdar geliyor. O işleri büyüttü artık oğlum. Bizimle mi uğraşacak? Gözlerimle gördüm dağılın. Neyi gördün lan? Oyarım lan gözlerini. Gördün de niye dur demedin? Kaçtın bana mı geldin? Hoş gelmişsin. Haber versen karşılardık. Ne iş yapıyorsun sen? Benim işim acele. Sallanma da hemen konuş. Ne iş yapıyorsun? Açları doyururum ben. Uyuşturucu satarak mı? Para eden ne varsa alır satarım. Bugün toz bulurum onu satarım. Yarın kız bulurum onu satarım. Benim için fark etmez. Elinde kemanıyla dolaşan bir adam var. Ona ne sattın? Müşteri veli nimetimdir. Hiçbir şey söyleyemem. Beni oyalama. Sen de beni oyalama Polat Alemdar.
Dağlıyım ben. İstanbul'un yedi tepesine çıkmaya geldim. O zaman yılanın başını küçük kenezelim. Çok oyaladım beni. Bu kemancı adamı hemen bulmam lazım. Bu akşam 9'da bir mal daha göndereceğim ona. Yeri neresi? Teslimat için bir adres verdi. Şurada. Gidip oradan kendisi alacakmış. Hiçbir şey olmamış gibi malı göndereceksin. Adam oraya gelmezse ben yeniden buraya gelirim. Okumayı bitirmişsindir diye geldim. Neyse, rahatsız etmeyeyim. Gelsene, üçüncü kere okuyorum. Dedemin bu kadar eğlenceli bir adam olduğunu bilmiyordum. Kadınlarla ilgili ne öğüt veriyor biliyor musun? Eğer benim bilmemi isteseydi, o mektubu bana yazardı. Sana bir şey söylemeye geldim. Otursana. Yok, böyle iyiyim. Bu ailede bazı şeyler biz doğar doğmaz belli olmuş. O yüzden hiçbir şeyi de fazla düşünüp sorgulamaya gerek yok. Sen her zaman benden bir adım öndeydin. Bundan sonra da öyle olacaksın. Sen benim abimsin. Her ne olursa olsun, bu dünya yıkılsa bile, ben de her zaman senin kardeşin olarak bir adım arkanda olacağım. Eyvallah Kenan. Thank you.
Abi ben bugün Sokuzade'ye gittim. Ne yaptın? Dün gece yolumuzu kesti. Derdi neymiş sormak için Yusuf'a gittim. Anlattı mı derdi neymiş? Anlatmadı abi. Kafam daha da karıştı. Niye takıldın sen Yusuf'a? Adam bizim sürekli ayağımıza dolanıyor. Sen de bir şey demiyorsun. Erhan da dedi ki geçen gün... Şimdi işimize bakalım Cahit. Kurye geldi. Teslimat saati geldi. Gözünü dört aç, adamımız her an gelebilir. Bu adam malı almaya gizlice gelecek. Sakın gözden kaçırmayalım. Adam gidiyor. Gördüm abi. Çabuk ol Cahit. Nerede kaldın? Uyumak üzereydim Yusuf. Sen acil diye arayınca apar topar hazırlanıp geldim. İyi ki geldin. Sen çağırırsın, ben gelmez miyim? Benimle her yere gelir misin? Nereye istersen. Dünyanın ucundaki fenere bile gelirim. Orası çok yakın. Ben dünyadan uzak bir yer biliyorum. Gel. Buyurun efendim. Sağ olun. Bu akşam iddialı geldim, kazanacağım. Afiyet olsun. Teşekkürler. İşte beklenen adam da geldi. Vaktinde geldiğimi sanıyordum. Geç mi kaldım yoksa? Tam vaktinde geldiniz. Yeriniz hazır. Böyle buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ah.
Onları hiç bırakmayın. Bu saatte yiyemem. İsraf olmasın. Başka bir isteğiniz var mıydı? Yoğurt varsa alabilirim. Yoğurt mu? Peki. Bu akşam kaç kartla oynamak istersiniz? Tek. Ne kadar? 1000 lira. 1000 lira mı? Özel oyun gecesinde her kart 1000 lira. Eğlence başlasın. Raskon kazanmak istiyorum. Bol şans. Raskol'un şansa ihtiyacı yoktur. Her zaman kazanır. İki. Sana söylemedim ama mezarlıktan geçerken tedirgin oldum. Bir anda ney sesiyle hepsi uçtu gitti. Ruhum ferahladı. Asıl sohbetini dinleyince ben nereye geldim diyeceksin. Sen içmeyecek misin Murali Baba? Benim 2 fincanım var Yusuf. İkisini de bize verdin. Sana kalmadı. Sevenlerin 2'si 1 sayılır. Benim 1 fincanım daha var. O da topraktan. Sevenleri seyretmek bu fincanı doldurur. Ah bir bilsen... Bunun tadına doyum olmaz. Hoş geldin, sefa geldin kızım. Adını bağışlar mısın? İsmini soruyor. Azra efendim. Mecnun ister Leyla'yı, Vamık özler Azra'yı. Nidem gayrı sevdayı, bana Allah'ım gerek. İlk defa ismimin geçtiği bir şiir duyuyorum. Leyla ile Mecnun gibi, Kerem ile Aslı gibi, Vamık ile Azra da efsane bir aşk yaşamışlar zamanında. Hak aşığı da o efsaneyi ilahi aşkı tasvir için kullanmış. Siz de hak aşığısınız öyleyse. Ay canım kızım, kolay mı hak aşığı olmak? Cihanı hiçe satmaktır adı aşk. Döküp varlığı gitmektir adı aşk. Elinde şekeri aleme sunup zehiri kendi yutmaktır adı aşk. Bela yağmur gibi gökten yağsa da başını ona tutmaktır adı aşk. Bu alem
ateşten bir denizdir. Kendini ateşe atmaktır adı aşk. Var Eşrefoğlu Rumi bil hakikat. Vücudu fani etmektir adı aşk. Eşrefoğlu Rumi gibidir hak aşığı. Sen ateşi yakmaya gör. Pervaneler etrafında dönmeye başlar. Bak, pervane mum ışığına aşıktır. Önce onun etrafında dolaşır. Döner, döner, döner. Sonra kendini onun içine atar. O ateşin içinde yok olur. Gerçekte ise var olur. Zor işmiş aşık olmak. Söyledikleriniz bana sevdiğim için neler yapabileceğimi düşündürdü. Aşık neden sevdiğini bilirse maşuku için neler yapacağını da bilir. Yusuf, neden? Siz daha önce bu soruyu sormadınız mı hiçbirbirinize? Ah dilim, ah dilim. Hadi Cahit, gidelim. Alemdar peşimden geldi. Şu anda dışarıda. Alemdar dışarıda fazla beklemez. Haberin olsun. Thank you.
Burası Şükrü'nün evi mi? Bizi pusuya düşürdüler.